Radyo'da keyifli sohbetiyle Demet Evgar. Zurnunu yedim ben de. Bir yanda tüm eğlencesiyle Berkay Ateş. Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in iki başarılı ismiyle çok özel. Yedi Kule halkı onları nasıl sahiplendi? Her seferinde sonra ben onu iplerle getiriyorum ama bana yeni patikler arıyor. Demet renk seçiyor aralarda. Demet Evgar çok sevilen tavukları pişirmişem sahnesinin perde arkasını anlattı. Ortam güzelse Ömürcüğüm bana herhangi bir şey çalmana da gerek yok. Ayrılmışlığımız vardır yani. Tavukları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişem. Berkay Ateş'i şoke eden tır. Almanya'da kimler önünü kesip tüm Berlin'i şaşkına çevirdi. Berlin çok büyük meydanlarından biri. Ve baktım bana doğru geliyor. Aa yapma. Ve ben de abi yapma dedim. Show TV ekranlarının çok sevilen ve verdiği mesajlarla takdir gören dizisi Alev Alev, milyonları her perşembe akşamı ekran başına topluyor. Ne oldu yine? Ya aldı şişeyi sardırdı. Verdi bana seneyi içeceğiz diye. Aa, Turgut Uyar geleneği. Ölmeme günü. Peki memur bey, bu sağınıştaki davetinizin ne zaman alınmış? Şöyle ki 1 Ekim'de alınmış. Ha yani davetten 4-5 hafta önce yani. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu haftaki konukları Alev Alev'in Cemre ve Ozan'ı Demet Evgar'la Berkay Ateş. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu hafta konuklarım Alev Alev dizisinin çok sevilen iki başarılı oyuncusu sevgili Demet Evgar ve Berkay Ateş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yine bir Demet Evgar sohbeti ve yine bir pişti. Yine pişti olmuşuz kıyafetlerde. Yani beyazda tamam da geçen sefer patlıcan morunda nasıl pişti olduk onu hiç anlamadım. Demek ki frekanslar aynı. Evet, güzel. İyi bir şey. O zaman da işte 18-19 yaşlarındayım. Saçlarım kazınık, bir tarafım pembe, mavi, kırmızı falan, buradan buraya çengelli iğneler, küpeler falan filan, hani böyle kız mı, oğlan mı çok da belli olmayan bir şekilde yürüyorum. Her dizi emekçisi gibi pandemiye rağmen çalışıyorlar. Hayat nasıl gidiyor? Ben şimdi size bir hayat anlatayım. Güzel gidiyor, çalışıyoruz. Yani ilk söyleyeceğim şey o. Ama çok da güzel gidiyor. Evet, keyfimiz de yerinde, çalışıyoruz da. O anlamda bir sıkıntımız yok. Evet, pandemi var mı yok mu şeyini seti olan oyuncular ve sette çalışanlar pek hissedemiyorlar. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemiyorum tabii ama. Konumuz Alev Alev. Üç kadının hikayesini anlatan Alev Alev'i sahiplendi izleyici. Beni sevindiren şöyle bir şey var. Bu kadar erkek hikayesinde egemen olduğu dizi sektöründe kadınların hikayesinin bu kadar sahiplenilmesi ve beğenilmesi çok mutluluk verici, öyle değil mi? Hatta bu sevindirici bir şey. Türkiye televizyonları için sevindirici bir şey. Her kanal mutlaka bir tane işini kadının ön planda olduğu bir hikayeye ayırıyor. Hı hı. Onu mercek altına yatırmaya niyetleniyor. Bu Türkiye adına çok iyi bir şey bence. İstanbul'un tarihi semtlerinden Yedi Kule'de geçiyor Alev Alev dizisi. Yedi Kule halkı onları sahiplenmiş durumda. Yedi Kule'de hayat nasıl gidiyor? Yedi Kule'de hayat güzel. Mahalleli sahiplendi. Hadi kötü dizide. De. Yedi Kule'de hayat. Yedi Kule'de hayat. Bildiğiniz gibi. Güzel yani, böyle bir mahalle hikayesinin de içinde barındırması dizimizin. Biz komşularımızla bayağı komşuyuz, evet. Yani. Yani hep diyalog içindeyiz. O anlamda bir sıkıntımız yok Yedikule'de. Yani hikayenin Yedikule gibi bir mahallenin içerisinden çıkması da, yani bir ayağının orası olması da bence kıymetli bu iş için. Demet Evgar mahallenin teyzelerine patikler ördürmeye bile başlamış. Nasıl peki halkın ilgisi? Neler yaşıyorsunuz? Var mı enteresan çok şeyler? Yani enteresan değil, yan komşum bana sürekli çok güzel patikler örüyor. Ama çok da güzel örüyor. Her seferinde sonra ben onu iplerle getiriyorum. O bana yeni patikler örüyor. Demet renk seçiyor aralarda. Alev Alev ağır bir hikayeyi konu etse de birçok sahne var izleyiciyi eğlendiren.
Onlardan biri Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer'in tavukları pişirmişem sahnesiydi. Tavukları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişem. Sizin en tatlı sahnelerinizden biri tavukları pişirmişem. Evet. Siz de eğlendiniz mi? Ekrana öyle güzel bir enerji geldi ki. Eğlendik. Yani çekerken de evet. Çekerken zaten genelde kalabalık sahnelerimizde vesaire de eğleniyoruz yani. İyi de anlaşan bir ekip var. O sahnede de çok güldük yani. Aha. Hala orada birçok anekdot böyle aramızda muhabbeti olur. Yani zaten biz hissettiğimiz zaman da geçiyor. Bu da önemli bir şey. Tabii ki bizim Demet'le daha önceden tanışmış olmamız, hı hı, çalışmış olmamız, Cihangir, Dilan, hı hı, vesaire. Yani ben yine o sahnenin aksiyle ilgili söylüyorum. Bunlar da önemli şeyler tabii ki. Yani o enerjide yakalandığı zaman seyircinin de bunu algılamaması imkansız. Senaryo gereği oynadılar ama peki ya gerçek hayatta duysalar oynarlar mı o şarkıda? Senaryo gereği siz ikiniz oynamadınız ama normalde çalsa oynar mısınız? Neyi? Şarkıda, o şarkıda. Yani yerine bağlı, yani zaman zaman. Ortam güzelse Ömürcüğüm bana herhangi bir şey çalmana da gerek yok. Oynamışlığımız vardır illa ki bir şeyler. Aynı bir şey yok kendimde, oynamışlığımız vardır yani. Aynen. Demet Evgar'ın ve Dilan Çiçekliğiniz'in Batsın Bu Dünya düeti unutulur mu? Batsın Bu Dünya? Evet. Artık bayağı en çok tıklanan videolar arasında. Güzel oldu o da. Son anda bulundu o da. Ne söyleyelim ne söyleyelim. Yamaç öyle güzel bir fikirle geldi. Batsın Bu Dünya uygun da oldu. Kamera arkasını evet, merak ediyorum. Hani eğlenceli anlar neler yaşandı? Vallahi aslında olabildiğince çok hızlı da çekildi şimdi. Şöyle de bir şey oluyor yani biz bazen hani çok uzun saatler falan filan çalıştığında orada eğlenmek de istiyorsun ama orada başka bir hani hızlı gitmesi gereken de bir iş var. Hı hı. Hayatlarının büyük bir bölümünü sette geçiriyorlar ve bu gibi sahneler onların eğlencesi oluyormuş çoğunlukla. Bazen oyuncu böyle setin çocuğu gibi hissedebiliyor kendini çünkü o sahnenin bitip keşke... Devam. Bütün gün o sahneyi çekiyor olsak da eğlenebiliyor olsak. Yani bilmiyorum, bütün açılardan birer defa çekildi. Galiba evet öyleydi. Sette anılar elbette fazladır. Ama Berkay Ateş 11. bölümde soğuktan titrediği anları uzun yıllar unutacak gibi görünmüyor. Peki ekrana yansıyan böyle zor şartlarda çekiyorsunuz ve çok üşüyorsunuz. Böyle üşümeyle ilgili orada durumlar var mı? Sanki çok üşüyorsunuz gibi. Geçen gün evet ben diğer 11. bölümde yayınlandı galiba. -6'ydı. Ve yani sete geldiğimde çok geç saatti ve -6. Yani ben titremeye başladım. Hayatımda ilk defa dedim ki yani ben durduramıyorum. Hani ben bununla ilgili çaba sarf ediyorum ve durduramıyorum. Bir şey yapalım yani. Sonra hemen neyse ki arkadaşlar soba vesaire. Zaten sahneye baktığım zaman sürekli elim böyle. Ya, çok dedim fena ki yani Özgür böyle çekelim. Yani zaten karın içindeyiz. Öf be. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hayırdır? Ya abi mal götürülecekmiş de haber geldi bana, o yüzden geldim. Bana talimat falan bir şey gelmedi. Allah Allah, nasıl olur ya abi, bana dediler ki sen kalk depoya git, ben ona geldim ya, şu havaya bak. Diğer arkadaşa bir sorayım, belki onun bir ilgisi vardır. Bir sor bakalım abi. Milyonlarca hayranı var onların. Demet Evgar'a bir hayranıyla yaşadığı en acayip olayı soruyoruz. En şaşırtan hayranın böyle yaptığı bir acayiplik neydi? Bana mı? Evet. Beni çok olumlu yönde şaşırtan ve çok mutlu eden bir şey olmuştu. Hala da görüştüğüm biri. Bizim Hede Gabler oyununu Matine Suare 4 kere seyretmiş. Hem Matinesini hem Suare'sini. Ve Ömür röportaj yapmak istedi. Öyle sorularla geldi ki ben oyunu çıkarttıktan sonra hiçbir tiyatro dergisiyle de hiçbir gazeteyle de o derinlikte bir röportaj yaptığımı bilmiyorum. Yani bu evet bir lise öğrencisinin bu çok umut verici bir şeydi yani.
güldüren anılar da var elbette. Ha mesela... Ayağımın değil de şöyle bir şey olmuştu. Yolda telefonla konuşuyorum giderken. Dedi ki Demet Hanım, ben dedi sizi çok seviyorum, çok teşekkür ederim. Bir dedi fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Önemli bir telefon değil. Tabii ki hemen dedim çekiliriz. Yalnız benim acelem var, telefonu kapatıyoruz. Dedim ki gidin o zaman. Hani böyle var. Berkay Ateş'in anısı çok acayip. Almanya'da yaşamış bu olayı. Berlin çok büyük meydanlarından biri Alexanderplatz'da. Tam böyle trafik akıyor vesaire. Yani koskocaman bir tır durdu. Evet. Yolun ortasında. Evet. Bütün Berlin tıra döndü. Bu evet. Tır burada niye durdu diye. Evet. İndi abi. Ve baktım bana doğru geliyor. Aa yapma. Ve ben abi yapma dedim. Abi yapma dedim yani. Ben bunu kaydırmam canım. Gerçek mi yani? Tabii abi geldi. Ne oldu? Beklesinler dedi. Beklesinler dedi. Biz bu sonra, çok iyi. Ve sonra aa, bütün, işte hikaye bu. Bütün Berlin yani 77 millet bana döndü. Kim bu dedi? Herkese bir selam verdim. Çünkü artık o dakikada kaçamayacaktım yani. Fotoğrafımızı çek dedik. Çektirdik. Sonra tır pst diye Alexanderplatz'tan yol aldı. Çok büyük yani. Berkay Ateş dizide bir gazeteciyi canlandırıyor. Peki gerçekten bir gazeteci olsa Demet Evgar'a ne sorardı acaba? Berkay gazeteci olsa Demet'in kendiyle ilgili, mesleki değil, Demet'e kendiyle ilgili ne soru sorardı? Aa, güzel soru. Suyun altında da bir hayat var. Evet. Ya. Eğer suyun altında Demet olarak var olsaydın, hı hı. Neresinde yer almak isterdin? En dibinde. Demet Evgar'ın bu güzel cevabının bir yaşanmışlığı var elbette. Hayatta da düşüncenin dibine inmeyi, karakterde o duygunun en dibine inmeyi seviyorum. Ve böyle bir dalgıçlık geçmişim de oldu. Sonrasında işte kulağımda da bir küçük problem şey olunca çok fazla o kadar derine dalamıyorum ama böyle bir 50-60 metrelerde bir orfozla bir arkadaşlığım olmuştu. Ve kendisinden çok çok şey öğrendim. Demet Evgar'ın kahkaha attıran zurna sevdası. Zurna gibi ben de. Berkay Ateş'in enfes çiğ köftesi ağızları sulandırdı. Mesela pandemide yaptığım çiğ köfte. Demet Evgar'la Berkay Ateş'in keyifli sohbetinin devamı yarın pazar sürprizinde. Set kaç günde? Değil mi? Arada ben. Cemil'in ettiklerini.